Evet değerli engelsandroid.com takipçileri, yepyeni bir videoyla sizlerle birlikteyim. Arkadaşlar bu videomuzda sizlerle Signal uygulamasını inceleyeceğiz. Signal nedir? Kısaca WhatsApp, Bip, Telegram gibi, bu da anlık bir mesajlaşma uygulaması. Bu uygulamanın ayarlarına bakacağız. Kullanımı nasıl, erişilebilir mi, değil mi? Şimdi sizlerle ona bakacağız. Şu hatırlatmayı yapmak istiyorum. Ben bu uygulamayı daha önceden kullanıyordum. Geçen tekrar indirdim. Burada telefon numarasını girdiğim bölümdeyken arkadaşlar koddan önce bir resim olayı geldi. Yani insan olduğunuzu doğrulayın tarzında bir bölüm geliyor. Hani orada mesela der ya gece lambası olan bütün resimleri seçin işte ya da elma olan bütün resimleri seçin tarzı. Burada gören birinden destek almanız gerekiyor ya da az görmeniz varsa zaten o resmi seçip yani o resimleri işaretleyip kendiniz devam edebilirsiniz. Bunu da kısa bir hatırlatma olarak yapayım dedim. Belki sizde gelmeyebilir. Bende geldi. Dediğim gibi durum aşağı yukarı bu şekilde. Şimdi hızlıca videomuza geçelim arkadaşlar. Mesajlar, cirome, telefon, dosya yöneticisi, sayfa 2, 10, sayfa 3, 16 uygulama. Mesaj, cirome, video download, business suite, signal. Evet, signal. Uygulamamız burada arkadaşlar. Uygulamayı açıyorum. Signal. Düğme. Ayarlar kısa. Signal. Konuşmada ara düğme. Arkadaşlar bakın arayüzümüz bu şekilde. Signal. Ayarlar kısa yolu. Buraya tıkladığımız zaman hiçbir işe yaramaz. Ayarlar kısa yolun üstündeyken bir sola bir kere fiske hareketiyle düğmeye tıkladığımızda ayarlara girmiş oluruz. Ayarlar. Signal. Burada uygulamanın adı yazıyor. Konuşmada ara düğme. Burada sohbette arıyoruz. Diğer seçenekler düğme. 21S Rozet Signal'a katıldı 1. Evet. Kişi fotoğrafı düğme. Tuncay 21S Rozet Tuncay Signal'a katıldı 1. Evet. Kişi foto Elman 21S Rozet Elman. Kişi foto Kamal 21S Rozet Kamal Signal'a katıldı 1. Kişi mobil diyalog Ayse Hanım 21S kişi fotoğrafı düğme. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada bu şekilde düğme. Tıpkı Telegram'da olduğu gibi şu kişi Signal'a katıldı, bu kişi Signal'a katıldı tarzı. Şimdi yeni sohbet ya da yeni konuşma başlatmak için 2 dakika 17 saniye. Şimdi 21 diğer seçenekler konuşmada ara signal. Ayarlar kısa düğme. Yeni konuşma düğme. Arkadaşlar bu ayarlar kısa yolu vardı ya. Düğme. Düğme. Bunun üstündeyken bir kere sol fiske hareketi yaptığımızda yeni konuşma düğme. Yeni konuşma düğme diyor. Buranın arayüzü de bu şekilde. Türkçe, Türkiye, Türkçe kıyı, arama tuşlarını göster düğme. Burada arama tuşları açılıyor direkt yeni grup. Kişi fotoğraf, kişi fotoğrafı Adan engelsiz Android Rosetta artı 90. Kişi fotoğrafı Ahmet Efe Toptaş Rosetta artı. Kişi fotoğrafı Ahmet engelsiz Rosetta artı. Kişi fotoğrafı Ahmet Karaoğlu Rosetta artı 90. Yukarı git düğme. Bu şekilde arkadaşlar indiğimiz zaman kişilerimizi seçip buradan mesaj gönderebiliyoruz. Signal. Şimdi Türkçe, diğer Türkiye, seçeneklerine düğme. Bakalım. Arkadaşlar sesli mesaj özelliği var. Ondan önce bir ayarlarına bakalım. Ondan sonra bir sohbetin içine girip göstereceğim size nasıl işlediğini. Ayarlar kısa yolu. Signal. Buradan. Ayarlar düğme. Diğer ayar, seçeneklerden. Signal. Konuşmada ara düğme. Diğer seçenekler düğme. Yeni grup. Tümünü okunduğu olarak işaretle. Evet tümünü okunduğu olarak işaretleyebiliyoruz. Arkadaşlarını davet et. Arkadaşlarımızı davet ediyoruz. Ayarlar. Ayarlar. Yeni grup. Ve yeni grup. Yani grup kurabiliyoruz. Ayarlar. Ayarlarda şunlar var. Signal. Yukarı ayarlar. Rozet Ömer Göktaş engelsiz android.com artı 90 530 hesap. Arkadaşlar burada rozetler var ama bu rozetler tarafını ben tam anlamadım. Çünkü rozetlerde ücret mücret olayı var. Ben hiç o tarafa girmedim. Rozet Ömer Göktaş. Ama buradan Signal. Girdiğimiz zaman bakın. Düğme. Pro. Avatar seçin. Burada profil fotoğrafımızı seçebiliyoruz. Edit foto. Edit foto dediği zaman zaten buradan profil fotoğrafını güncelleyebiliyoruz. Ömer Göktaş adınız. Burada ismim yazıyor. Engelsizandroid.com hakkınızda birkaç kelime yazın. Burada engelsizandroid.com. Rozetler. Burada da rozetler olayı var. Profiliniz uçtan uca şifrelidir. Dediğim gibi bu rozetler tarafına hiç girmedim ben. Profil. Bilmediğim için de burayı anlatmaya gerek duymadım. O. Ve burada avatar çıkıyorum. Seçim. Genel bakış düğme. Geri düğme. Signal. Devam ediyorum. Genel ana ayarlar. Rozet Ömer hesap. Hesap bölümünde. Bağlı cihazlar hesap. Ne var bakıyorum. Yukarı git düğme hesap. Signal kını. Pininizi değiştirin. Arkadaşlar burada pin olayı var. Signal bizden 4 taneli bir tane pin istiyor. Bazen bu pin kodunu bize arada bir hatırlatıyor. Tabii ben bu pin kodunu hatırlatmayı. Pin hatırlatıcıları zaman geçtikçe daha az sorulacaktır. Kapat anahtar kapalı. Gördüğünüz gibi ben burada pin hatırlatıcıyı kapattım. Kaydolma kilidi telefon numaranı Signal'a tekrar kaydedilirken Signal kını istensin. Evet. Kaydolma esnasında yani. Kapat kaydolma kilidi telefon numaranı Signal'a tekrar kaydedilirken Signal kını istensin. Yani diyelim uygulamayı kaldırdık tekrar geri kurduğumuzda bu pin kodunun istenip istenmeyeceğini ayarlayabiliyoruz. Kapat anahtar kapalı. Bu da zaten gördüğümüz gibi bende de kapalı. Gelişmiş pin ayarları. Gelişmiş pin ayarları. Boşluk.
Hesap. Burada ne var? Boş. Gelişmiş pin ayarları. Bakalım. Yukarı gelişmiş pin ayarları. Kını devre dışı bırak. Kını devre dışı bırakırsanız elle yedekleyip geri yüklemediğiniz sürece signalı yeniden kaybettiğinizde tüm verilerinizi kaybedersiniz. Pin devre dışı iken kayıt kilidini açamazsınız. Gördüğümüz gibi arkadaşlar. Yukarı git düğme. Pin. Gelişmiş ben pin ayarları. Kını devre dışı bırak. Kını devre dışı. Yukarı git düğme. Hesabı sil. Buradan da hesabı silebiliyoruz zaten. Hesap. Hesabı aktar. Hesabı yeni bir Android cihaza aktar. Hesabımızı yeni bir Android cihaza aktarabiliyoruz. Hesap. Boşluk. Hesabı sil. Çıkıyoruz. Yukarı git düğme. Evet, devam ediyoruz arkadaşlar. Yukarı ayar. Rozet. Hesap. Bağlı cihazlar. Burada cihazlar var. Buradan da aynı şekilde cihaz bağlayabiliyoruz. Bilgisayar tarafında Signal Web var mı bilmiyorum ama demek ki var. Bağlı cihazlar. Buradan da. Yukarı bağlı cihaz. Aşama çubuğu konum. Sıf. Yukarı git düğme. Bağlı cihaz yok. Yeni cihaz bağlı düğme. Buradan da cihaz bağlayabiliyoruz. Yukarı git düğme. Buradan da çıkıyorum. Signal. Ayar. Rozet Ömer Gök. Hesap. Bağlı cihaz. Ödemeler beta. Arkadaşlar bu ödemeler bölümünde bilmediğim için büyük bir ihtimal bu rozetleri alırken kullandığımız ücretlerdir ya da ödeme yapmamız için gereken bölümlerdir. Buraya hiç girmedim. Burada Bitcoin falan o tarz şeyler var. Bilmediğim için de burayı anlatmaya gerek görmüyorum ve devam ediyorum. Boşluk. Görünüm. Görünüm. Konuşmalar. Görünüm. Yukarı git görünüm. Tema aydınlık. Burada da tema olayımız var zaten. Konuşma rengi ve arka plan. Konuşma rengi ve arka plan. İleti yazı tipi boyutu küçük. İleti yazı tipi boyutu küçük. Dil sistem varsayılanı. Dili de buradan istediğimiz gibi ayarlayabiliyoruz. Yukarı git düğme. Devam ediyoruz. Konuşmalar. Bakalım konuşmalara giriyorum arkadaşlar. Burada neler var? Yukarı konuş. SMS ve MMS. Bağlantı ön izlemelerini oluştur. Gönderdiğiniz iletiler için doğrudan web sitelerinden bağlantı ön izlemelerini al. Aç anahtar açık. Bağlantı ön izlemeleri biliyorsunuz bu özellik şu an Telegram'da yok ancak WhatsApp'ta var. Bu özelliği de açıp kapatabiliyoruz. SMS ve MMS. SMS ve MMS yani telefonumuzun varsayılan mesajlaşma uygulaması olarak da Signal'ı atayabiliyoruz. Bunu biliyorsunuz BIP'te de vardı bu özellik. Aç rehber fotoğraflarını kullan eğer varsa rehberdeki kişi fotoğraflarını göster. Rehber fotoğraflarını kullan eğer rehberinizdeki kişilerde fotoğraf eklediyseniz. Aç anahtar açık. Oradaki fotoğrafları da burada görebiliyorsunuz. Boşluk. Klavye. Klavye. Sistem emojilerini kullan. Sistem emojilerini kullan. Aç anahtar açık. Açık. Ben de. Enter tuşu ile gönder. Enter tuşu ile gönder. Şu altta hani git dediği tuş. Ya yani da yeni satıra geçmek için kullandığımız tuş. WhatsApp'ta biliyorsunuzdur. Enter tuşu ile gönder dediğimiz zaman. Direkt ona bastığımız zaman hop mesajımız karşı tarafa gidiyor. Aç anahtar boşluk. Yedekler. Yedekler. Dediğim gibi bu pin bende kapalı olduğu için. Konuşma yedekleri devre dışı. Şu an herhangi bir yedek yapamıyorum. Yukarı git düğme. Devam ediyoruz arkadaşlar. Konuşmalar, bildirimler. Bildirimler zaten burayı biliyoruz. Arama bildirimlerini, sohbet bildirimlerini ya da sohbet içi bildirimlerini buradan özelleştirebiliyoruz. Burada bir de şöyle bir fark var. Signal'a katılınca bildirim al. Yani rehberinizdeki kişi Signal'a katıldığında size bildirim gelsin mi gelmesin mi? Buradan da bu seçeneği ayarlayabiliyorsunuz. Buraya girmeye gerek görmüyorum çünkü burası erişilebilir zaten. Herhangi bir sıkıntısı yok. Gizlilik. Gizlilik. Buraya bakıyorum. Yukarı gizlilik, engel, boşluk. Engellenen kullanıcılar, tüm uygulamalarda olduğu gibi tabii ki de. Yazışma. Okundu bilgisi etkin aynı değilse. Şekilde. Başkalarının okundu bilgisi, aç anahtar açık. Okundu bilgisi. Yazma göstergeleri etkin değilse, başkaları, aç anahtar açık. Yazma göstergesi işte yazıyor ya da ses kaydediyor tarzı. Boşluk. Kaybolan iletiler. Yeni konuşmalar için varsayılan zamanlayıcı tarafınızca başlatılan tüm yeni iletiler için varsayılan kaybolan ileti zamanlayıcısı ayarlayın. Kapalı. Evet, varsayılan kaybolma zamanlayıcısı ayarlayabiliyoruz. Yani o saatten sonra zaten mesajlar kayboluyor. Boşluk. Uygulama güvenliği. Uygulama güvenliği. Ekran kilidi Signal erişimini Android kilit ekranı ile veya parmak iziyle kilitleyin. Bildiğimiz olay Signal uygulamasına erişmek için parmak izi ya da ekran kilidini kullanabilirsiniz. Kapat anahtar kapalı. Bunu hatırlarsanız bir videomda anlatmıştım engel Android'de yine aynı bu şekilde. Şu an videonun ismini hatırlayamadım. Ekran kilidi zaman aşımı hiçbiri geçersiz. Ekran kilidi zaman aşımı hiçbir zaman. Ekran güvenliği son uygulamalar görünümünde ve uygulama içinde ekran görüntüsü alınmasını engelle. Evet, ekran görüntüsü alınmasını engelle. Kapat anahtar kapalı. Bu bende şu an kapalı. Gizli klavyenin bunu kapat açıyorum. Anahtar açık. Açtım. Gizli kapat anahtar kapalı. Gizli klavye. Gizli klavyenin kişiselleştirilmiş öğrenmeyi devre dışı bırakmasını iste. Bunu da bilmiyorum arkadaşlar. Bu bir ihtimal görsele dayalıdır. Bizi ilgilendiren bir taraf yok. Zaten bende kapalı gelmiş bu ayar. Ben bu ayarla hiçbir şekilde oynamadım şu ana kadar. Kapat. Bu ayar garantili değildir ve klavyeniz bu ayarı dikkate almayabilir. Dahasını öğrenin. Evet, bu ayar garanti değildir diyor zaten. Boşluk. Gelişmiş Signal iletileri ve aramaları. Arama aktarma ve gizli gönderici. Bir de buraya girelim bakalım. Yukarı git düğme. Gelişmiş Signal iletileri ve aramaları. Yukarı git. Gelişmiş. Signal iletileri ve aramaları +90 530. Aç anahtar açık.
Signal iletileri ve aramaları artı 90, 538, 0, aç anahtar aç. Aramaları her zaman aktar. IP adresinizi kişinize göstermekten kaçınmak için tüm aramaları Signal sunucusundan aktarın. Etkin, kapat anahtar kapalı. Arkadaşlar aramaları her zaman aktar. Signal sunucusunu kullan olayı var burada. Bakıyorum buna. Aramaları her zaman aktar. IP adresinizi kişinize göstermekten kaçınmak için tüm aramaları Signal sunucusundan aktarın. Etkinleştirildiğinde arama kalitesi düşecektir. Evet, etkinleştirildiğinde arama kalitesi düşecek diyor zaten. Kapat boşluk. Gizli gönderici. Evet, gizli gönderici. Durum simgesi göster. İletiler gizli gönderici kullanılarak gönderildiğinde ileti detaylarında simge göster. Kapat anahtar kapalı. Herkesten al kişileriniz arasında bulunmayan ve profilinizi paylaşmadığınız kişilerden gönderenin gizli olduğu iletilerin alınmasını etkinleştir. Kapat anahtar dahasını öğrenin. Yukarı git düğme. Arkadaşlar burada da bayağı bir kapsamlı ayarlar var. Bunları da kendinize gelişmiş göre yukarı git düğme yapılandırabilirsiniz. Buradan devam ediyoruz tekrar. Konuşmalar. Bil, gizlilik. Veri ve depolama. Veri ve depolama. Boşluk. Buraya bakmaya gerek var mı? Veri ve depolama. Bakalım. Veri ve depolama. Boşluk. Depolamayı yönet 0 ve boşluk. Otomatik içerik indirme. Mobil veri kullanırken görüntüler, ses. Arkadaşlar aynı olay işte. WhatsApp'ta olduğu gibi medyaların indirilip indirilmeyeceğini. Kablosuz ağ kullanırken görüntüler, ses, video, belgeler. Bakın gördüğünüz gibi Wi-Fi'de hepsi işaretli. Buradan. Dolaşımdayken hiçbiri. Dolaşımdayken hiçbiri. Boşluk. İçerik kalitesi. Gönderilen içerik kalitesi standart. Yüksek kalitede içerik göndermek daha fazla veri kullanacaktır. Evet arkadaşlar bu da gönderilen içerik gönderilen standart yüksek seçili değil. Videoların gönderilen içerik kalitesi yüksek seçili değil. Görüntünün kalitesini ayarlayabiliyorsunuz hatırlarsanız. Signal. WhatsApp'ta yüksek kaliteli fotoğraf gönderme videosunda da aynı bu şekilde anlatmıştım. Bu da Signal tarafından bize sağlanan bir özellik. Bunu da kullanabiliyoruz. İçerik gönder yüksek kalitede içerik göndermekle bakalım. Boşluk. Aramalar. Aramalarda daha az veri kullan asla. Aramalarda daha az veri kullan asla. Kötü ağ koşullarında daha az veri kullanmak arama kalitesini arttırabilir. Evet. Arkadaşlar. Boşluk. Vekil sunucu. Vekil sunucu. Vekil sunucu kullan kapalı. Vekil sunucu kullan kapalı. Yukarı git düğme. Arkadaşlar burada başka bir şey konuşmalar, var mı? Konuşmalar. Bildik. Gizlilik. Veri ve boşluk. Yardım. Arkadaşlarınızı davet edin. Yardım ve arkadaşlarınızı davet edin. Become a signal sustainer. Evet. Signal arttırma. Yukarı git düğme. Buradan çıkıyorum arkadaşlar. Signal. Şimdi. Yeni konuşma. Kamerayı aç düğme. Şu şeyi göstereceğim kişi size. Fotoğrafı düğme. 21.0.x Signal'a katıldı bir. Kişi fotoğrafı düğme. Arayüzü göstereceğim. Düğme. Konuşma arayüzünü. Yeni konuşma düğme. Şuradan yeni bir Türkçe, konuşma Türkiye, diyelim. Pano. Arama tuşla Türkçe kişi fotoğrafı kişi fotoğrafı Ahmet Efe Top kişi fotoğrafı kişi fotoğrafı Ali Haydar olur kişi fotoğrafı Ali Şahin Rozet artı 30 kişi fotoğrafı Ali Yetorsun Rozet kişi fotoğrafı kişi fotoğrafı Arzu Ezgi Rozet artı kişi fotoğrafı Bahattin Engelsiz Android Rozet artı kişi fotoğrafı Barış Engelsiz Android Rozet artı 90 500 kişi fotoğrafı kişi fotoğrafı kişi fotoğrafı Bora Fırlan Geçro kişi fotoğrafı kişi fotoğrafı Bora Signal ilet emoji klavyesi Türkçe Rozet Bora Fırlan diğer seçenekler düğme Signal araması. Evet arkadaşlar. Görüntünüz kişi fotoğrafı Rozet Bora Fırlan Geç. Yukarı git düğme. Arkadaşlar bu şekilde boşluk. Bakın. Kaydı durdur. Arayüzümüz nasıl? Diğer seçenek Rozet Bora Fırlan Geç artı kaydı durdur. Arayüzümüz bu şekilde. Yukarı git düğme. Bakın. Signal düğme. Signal. Eklenti ekle düğme. Eklenti ekle. Metin alanı düzenleniyor. Metin alanı. Emoji klavyesini göster emoji gizle düğme. Emoji klavyesi. Rozet Bora Fırlan Geç artı 90 500 emoji metin ekle signal düğme. Signal düğme. Yukarı git düğme. Signal ana. Düğme. Sesli mesaj. Eklenti ekle düğme. Eklenti ekleden işte fotoğraf, video vesaire bu şekilde buradan ekleyip metin alanı düzenleniyor. Halledebiliyoruz. Yukarı git düğme. Şurada. Kişi fotoğrafı Rozet Bora Fırlan Geç. Bora Fırlan Geç. Görüntülü signal araması. Görüntülü signal araması. Signal araması. Ve signal araması. Diğer seçenekler düğme. Arkadaşlar ana sayfa düğme. Mantığı sistem bu şekilde. Başlatıcı. Sayfa 1. Altı uygulama. Bu uygulamanın zaten indirme linkini ben açıklama bölümüne koyacağım. Bu uygulamayı indirip kullanıp deneyimleyebilirsiniz. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Görüş, destek, öneri ve benzeri konular için omergoktas@engelsandroid.com ve bilgi@engelsandroid.com adreslerine mail atabilirsiniz. Videomuzu beğenmeyi, paylaşmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yepyeni bir videoda görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın efendim.